Bu Kerem Cevher kesin sokak sokak dolaşıp sokak köpeklerini de besliyordur doktor. Dünyayı sevgi kurtaracak. Ya sen bal gibi kıskanıyorsun bu adamı ya. Niye ki? Ha? Nobel'e daha yakın diye mi? Alakası yok. Birincisi Stockholm'u zerre merak etmiyorum. İkincisi İsveçli bütün güzeller zaten Antalya'da. Ya iyi de Nobel dediği şey Stockholm gezisi değil ki. Ucunda para da var. Tevekkeli değil. O yüzden her önüne gelen barış muhabbetine sarıyor. Ha? Hocam adam bir sene içerisinde binlerce insanı tedavi ediyor. Sen kaç kişiyi tedavi ediyorsun? 30 var mı? Vallahi Huriye Hanım teyzeme çok ayıp ediyorsun doktor. Yani sırf sokaktaki köfteci daha çok köfte satıyor diye senin annenden daha mı güzel köfte yapıyor? Ha? Ne demek ki şimdi bu? Yani seni kurtardığın hayatlar onun kurtardığı hayatlardan daha mı güzel? Aynen öyle. Ayrıca dinamiti de Nobel icat etti. Onun kanlı parasını istemiyorum. Bu medya. Bu medya var ya, bu medya adamı. Senin şu anda poliklinikte olman gerekmiyor muydu? Hastaneye sızmakta olan bir gazeteciyi yakaladım ve etkisiz hale getirdim. Verem numarası yapıyor. Bizim kanatsız meleğe ulaşacak. Ondan sonra beni dinliyor musun sen? Oradan dinliyormuş gibi mi görünüyorum? Şş, bak darılırım ama. Ben senin her anlattığını can kulağıyla dinliyorum. Beni gerçekten dinliyor olsaydın basın toplantısını yapardın ve beni bunlarla uğraşmak zorunda bırakmazdın. Aha. Basın toplantısına sen çıkıyorsun o zaman. Hayır efendim. Yani doktor olmadan konuşma yapmanın basın için cazip bir yanı yok. O yüzden ben de başka yöntemler buldum. Allah Allah. Ne yapacaksın? Yok artık kameralar önünde. He? Sakın. Tanınmış bir köşe yazarıyla konuşacağım. Ne kadar tanınmış? En tanınmış, çok tanınmış. Yani konuyu köşesinde yazmak istiyor. Hatta hastadan değil, hastanenin bakış açısından bahsedeceğini söyledi. Dolayısıyla benimle konuşmasının yeterli olduğunu söyledi. Bana bak, adamı konuşturur bunlara. Dikkatli ol, sakın ağzından bir şey kaçırma. Güvenilir biri mi bari? Bilmem, bakacağız. Yani en azından çiçek gönderecek kadar kibar bir beyefendi. Nasıl yani bu? Bu çiçekler. Kart falan var mı üzerinde? Yok ama çiçeği elime alır almaz aradı. Ben de ondan olduğunu düşünüyorum. Ben sana şimdiden söyleyeyim. Bu adama fazla güvenme. Tabii. Ah şu dünyada bu medyatik işlerinin lüzumsuz olduğunu düşünen bir tek ben miyim? Yok mu başka Allah'ın kulu? Hayır Ateşciğim. Ama birileri bunu yapmak zorunda. Yani ben yapmak zorundayım. Şimdi gidip başka bir yerde isyan eder misin? Lütfen yapacak işlerim var. Hocam, hastanın eforlu EKG'si normal. Rutin EKG'si değil. Kusu da normal. O zaman 2-1 berabere. Onun nasıl bir hesap? Ben patronum ya. Benim attığım gol 2 sayılıyor. Deplasmanda gol hesabı. Beraber olamayız. Zaten eforlu EKG ve eko daha güvenilir testler. Eğik masa testi yapacağız. Bir şey çıkmaz ki ondan. O zaman söke söke alırız. Var mısın iddiasına? Bir hafta poliklinik. Tabii ki de. Sevdin mi bu adamı? Tuzak sorum. Siz hep hasta hakkındaki düşüncelerimizin önemsiz olduğunu söylersiniz. Tıbbi olarak önemsiz. Seni daha iyi tanıyabilmek için önemli. Yani Afrika'da başka insanların hayatları için didinip duran biri sahtekar olabilir mi? Olabilir. Evrimsel bir zorunluluk olarak ailemizi ve yakın çevremizi daha fazla umursarız. Onlara daha fazla önem veririz. Onları daha öne koyarız. Geride kalan insanları o kadar fazla umursamayız. Onlara o kadar fazla önem vermeyiz. Birazcık geride bırakırız onları. Şimdi herkesi
ayırt etmeden aynı derecede umursasaydık, herkese aynı derecede önem verseydik ne olurdu? Yaşam devam edemezdi. Düşünsene herkes önde, arkada kimse kalmamış. Evrimsel bir zorunluluk. Yani bütün iyiliksever kahramanlar en az bizim kadar bencil. Yani bizim kadar dürüst değiller. Evrimsel olarak derken hayatta kalmak yüzünden mi bahsediyorsunuz? Evet. Çünkü siz hep güdülerinize güvenmeyin dersiniz de. Kerem Hocam, bu arada kalbiniz pozisyon değişiklikleriyle gayet iyi başa çıkıyor. EKG'de de bir duraksama yok. Hekimoğlu, Hekimoğlu topu aldı gidiyor, sağlı sollu gidiyor, turnikeye çıkacak, smaca çıkacak. Mehmet Ali blok koyuyor. Bahsi kaybettiniz. Bu düğme ne işe yarıyor? Testi olması gereken ölçülerle yapıyorum. Asla başka sonuç alamazsınız. Baştan söyleyeyim. Yani altıdayken hastada ne sorun var onu gösteriyor. Ona çıkardığında kim bilir neler gösterir. Hekimoğlu mu yapıyor bunu? Hekimoğlu! 11'e çıkarsak? Hocam hiç zorlamayın. Hiç zorlamayın. Bahsi kaybettiniz. Perşembe, cuma, poliklinik sizde. Midem bulanmaya başladı. Hocam durur musunuz? Aleti bozacaksınız. Başım dönüyor. Gözlerim kararıyor. Bak göremiyorum. Bayılacağım şimdi. Ben kazandım. Hayır, asla siz kazanmadınız. Yani bu ölçülere kimi getirseniz, astronot getirseniz adam kusar. Mide bulantısından bahsetmiyorum. Test sonuçlarınız bir sorun olduğunu gösterdi. Evet, bir sorun var. O da o Hekimoğlu'nun kafasında. Deli mi bu adam ya, Mehmet Ali Hocam? Yani az önce yaptığı şey... Yaptığı şey çok aşırıydı ve profesyonellikten uzakta. Ama onu yapmasaydı da bir sorun olduğunu göremezdik. HRI aralıklarınız patolojik. Bu çok tehlikeli. Yani özellikle Afrika'da modern tıptan uzakta yaşadığınızı düşünürsek ölümcül bile olabilir. Kalp pili takılacak yani. Öyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.